İnsanoğlu 20. yüzyılın ilk yarısında iki büyük dünya savaşına sahne oldu. 6 yıla yakın devam eden 2. Dünya Savaşı'nda milyonlarca insan hayatını kaybetti, sakat kaldı veya yaralandı. Ekonomik sonuçları ise korkunçtu. Bu yıkım neticesinde ülkelerin sınırları, insanların hayat tarzları ve dünyaya bakış açıları değişti. Savaşın son aşamasında dünya öyle bir olaya sahne oldu ki olayın sonuçları yıllar boyunca etkisini sürdürdü. Ağustos 1945. Dünya tarihinde bir ilkin yaşandığı ve 2. Dünya Savaşı'nı bitiren dönüm noktası. Tarihte daha önce görülmemiş yeni ve korkunç bir silah olan atom bombası ilk kez Hiroşima kentinde kullanıldı. 9 Ağustos 1945 günü ise Nagasaki'ye düzenlenen atom bombası saldırısı tarihte askeri tarihte gerçekleştirilen tek nükleer saldırı olarak kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'nın başında gösterdiği tarafsızlığını savaş Almanya lehine gelişme gösterince değiştirdi. Bununla birlikte dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt Japonya'nın uzak doğudaki yayılmacı politikasından da rahatsızlık duyuyordu ve bu yayılmacı politikalarına uygulamakta olduğu petrol ambargolarını sıkılaştırarak cevap veriyordu. Amerika ve Japonya arasında bir anlaşmaya varılamayınca Japonya savaşmaya karar verdi. Yapacakları ilk iş Amerika'nın Pasifik'teki Pearl Harbor deniz ve hava üssüne saldırmak olacaktı. 7 Aralık 1941 günü yüzlerce savaş uçağı Pearl Harbor Amerikan üssüne binlerce bomba yağdırdı. Pearl Harbor saldırısı 12 adet Amerikan savaş gemisini ciddi şekilde hasara uğrattı veya batırdı, 188 savaş uçağını imha etti, 1178 kişinin yaralanmasına ve 2403 Amerikan askeriyle 68 sivilin ölümüne neden oldu. Bu olayın neticesinde Amerika, Japonya'ya savaş ilan etti ve 2. Dünya Savaşı'na resmen dahil oldu. Kuzey Afrika'da, Rusya'da ve Doğu Avrupa'da Almanya'nın çökmesi, müttefiklerin tüm dikkatlerini Pasifik'teki savaşa daha fazla yöneltmelerine olanak sağladı. Alaska'nın güneybatısındaki Aleut Adaları'ndan Güney Pasifik'e kadar geniş bir alana yayılan Japon askeri harekatlarının kapsamı Japonya'yı savunma konumuna sokuyordu. Pearl Harbor felaketinden sonra filosunu hızla yeniden kurmuş olan Amerika'dan Pasifik'e asker ve malzeme yağıyordu. Yeni Gine'nin güney sahiline asker taşıyan Japon gemilerinin geriye döndürüldüğü Mercan Denizi Muharebesi'nde kazanılan zafer Avustralya'yı olası bir istiladan korudu. Nisan 1942'de Amerikan filosu ve torpil atan uçaklar Hawaii'nin yaklaşık 1600 kilometre kuzeybatısında bir ada olan Midway'de yapılan Midway Muharebesi'nde Japon donanmasını büyük bir yenilgiye uğratarak 4 Japon uçak gemisini batırdı. Güney Pasifik'teki Solomon Adaları'ndan birisi olan Guadalcanal'a karşı Ağustos 1942'de bir Amerikan taarruzu başlamıştı. Guadalcanal 8 Şubat 1943'te düştü ve böylelikle Japonya'nın savaşta fethettiği yerlerden birisi olan Guadalcanal geri alınmış oldu. Yeni Gine ve Aleut Adalarına yapılan Amerikan taarruzları da başarılı oldu. General MacArthur'un kuvvetleri Ocak 1943'te Japonları Yeni Gine'den çıkarmaya başladılar ve bu görevi 1944'te tamamladılar. Amerikan donanması yavaş yavaş denizlerin kontrolünü ele geçirdi. Ekim 1944'te MacArthur'un kuvvetleri Filipinlere saldırarak Japon filosu ve askerlerini yenilgiye uğrattı. Japonlar kamikaze taktiklerini yani pilotların uçaklarıyla Amerikan gemilerine çarparak yerine getirdikleri intihar saldırılarını ilk kez orada uygulamışlardı. Amerikalılar 27 Mart 1945 tarihinde artık Japonya'nın 1125 kilometre yakınındaydı. Bir sonraki durak olan Okinawa'da ağarmış insan kemikleri savaşın bitmesinden 10 yıl sonra bile kumsallarda hala görülebiliyordu. Amerikan süper kale bombardıman uçakları, ahşap evleri korkunç birer ölüm tuzağına dönüştüren yangın bombalarını Japon kentlerinin üzerine yağdırdı. Taarruzların birinde Tokyo'nun %40'ı 3 saat içinde yerle bir oldu. Bu sırada Amerika o zamana kadar hayal bile edilemeyen yeni bir silahı kullanmaya hazırlanıyordu. Atom bombasının kökeni Albert Einstein'ın geliştirdiği kuramlara dayanmaktaydı. Berlin'de bir Alman bilimci nükleer fisyonu yani atomun muazzam bir enerji açığa çıkararak parçalanmasını 1938 yılında gerçekleştirmişti. Bu
Eğer atom çekirdeğini parçalayarak zincirleme bir nükleer reaksiyon başlatmanın bir yolu bulunursa, muazzam tahrip gücüne sahip bir bomba yapılabileceği anlamına geliyordu. Savaşın ilk senelerinde İngiliz ve Amerikalı bilimciler bu proje üzerinde ayrı ayrı çalışıyorlardı. Nazi Almanyası'ndan kaçmış Alman bilimciler bu uranyum izotopunun öngörülen zincirleme reaksiyonu başlatabileceğini ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde keşfettiler. 1945 yılında çekirdek kuramı gerçeğe dönüştü ve Birleşik Devletler ilk atom bombasını New Mexico'daki bir çölde 16 Temmuz'da patlattı. Nisan 1945'te ölen Roosevelt'in yerine gelen başkan Harry Truman bunu Potsdam Konferansı'nın açılışından bir gün önce öğrendi. Bu haber 24 Temmuz günü Truman tarafından özel bir konuşma esnasında Stalin'e söylendi. Fakat Rus diktatör o zaman bu olayın önemini henüz kavrayabilmiş değildi. 26 Temmuz 1945'teki Potsdam bildirisi Japonya'nın koşulsuz teslim olmayı kabul etmediği takdirde ani ve tam yıkım tehlikesine gireceği konusunda uyarıda bulunuyordu. Japonya'nın direnişi sürerken bir Amerikan uçağı Japonya'nın liman kenti Hiroşima'ya 6 Ağustos 1945 günü bir atom bombası bıraktı. Kenti yutan mantar şeklindeki ateş ve radyasyon bulutu 80 bin kişiyi öldürdü. Bunun hemen akabinde Sovyetler Birliği Japonya'ya savaş ilan etti ve Sovyet askerleri Mançurya'ya girdi. Bir başka Amerikan uçağı da 9 Ağustos 1945 günü Nagasaki'nin çoğunu ateş fırtınasıyla yok ederek 36 bin kişiyi öldüren ikinci bir atom bombası bıraktı. Binlerce insansa sonraki günlerde, aylarda, yıllarda atom bombasını radyasyon felaketi neticesinde ileri gelen hastalıklardan dolayı ölecekti. Bu yeni silah Japonya'nın durumunun vahametini gösterdiği için 10 Ağustos'ta İsviçre'nin aracılığıyla Amerika'ya başvurup Japonya İmparatorluğu'nun hak ve imtiyazlarına dokunulmamak şartıyla teslim olacağı bildirildi. Amerika da bunu kabul etti. Japonya teslim belgesini 2 Eylül 1945 sabahı Tokyo koyundaki Missouri zırhlısında imzaladı. İkinci Dünya Savaşı artık sona ermişti.